Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yol adlı tekneyle çıktıkları dünya turunu 31 ayda tamamlayan çift Fethiye'ye geldi. Levent Ayça Kirişçioğlu çifti 12 metre uzunluğundaki tekneyle Marmaris'ten yola çıkıp Cebelitarık, Kanarya Adaları, Panama, Malezya, Tayland, Hindistan, Yemen ve Mısır'a ulaştıktan sonra Süveyş kanalını geçip Türkiye'ye döndü. Dünya turunun kendileri açısından önemli bir deneyim olduğunu kaydeden Levent Kirişçioğlu, dünya turuna çıkmaya karar verdikten sonra işlerini bıraktıklarını, tur boyunca da çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Bol bol fotoğraf çektiklerini anlatan Kirişçioğlu, 31 ay önce hiç kimseye haber vermeden yola çıktık. Turu tamamlayacağımızdan bile emin değildik. Ancak endişelerimizin yersiz olduğunu gördük dedi. Biz hep şey düşündük, yani ilk önce Yunanistan'dan giriş yapacağız, ondan sonra yavaş yavaş devam edeceğiz. Yavaş yavaş diyorum, çok geç aslında çıktık. Ekim ayında Türkiye'den ayrıldık. Ayça daha yeni yelkene başlıyordu. İlk defa beraber seyir yapacaktık. Onun için benden şey rica etti, dedi ki Levent, dedi, ilk başta acele yok, yavaş yavaş gideceğiz. Ben de ona söz verdim, ne zaman sen hissediyorsan o zaman biz ilk gece yolculuğumuzu yapacağız. Ondan sonra işte bir Simi'den girişimizi yaptık. Ondan sonra yola çıktık. Ayça daha ilk çıkışta dedi ki biraz daha gidebiliriz. Bir gece geçti. Ondan sonra bir daha iyi hissetti. Biraz daha gidebiliriz dedi. Biraz daha gittik. Ondan sonra bir durduk. Zaten İyon Denizi'nin başına gelmişiz. Ondan sonra bir iki gün dinlendik. Havayı kontrol ettik. Ondan sonra da zaten hızlı bir şekilde İtalya, İspanya, Cebelitarık, Kanarya Adaları devam etti. Rotayı daha evvelden planlamıştık. Çok Ayça Kirişçioğlu ise her gün not tuttum. Dünya turunu günlüklerimden yararlanıp kitap haline getireceğim. Ayrıca eşimle birlikte denizcilere önerilerimizi kapsayan, dünya denizlerini tanıtan ikinci bir kitap hazırlayacağız. İlk başta yaşadığım endişeler için üzgünüm. Biz dünya turuna çıkmayı kararlaştırdıktan sonra çok kısa sürede tekneyi alıp yola çıktık ve tur boyunca çok güzel günler geçirdik diye yaptım. konuştu. En iyi şeydi, en doğru şeydi. Dolayısıyla çok güzel anılarımız oldu. En güzel yeri çok yer görmek değil, çok insanla tanışmak, yeni kültürleri görmek ve denizciler arasında inanılmaz bir iletişim var, inanılmaz bir dayanışma var. Onu yaşamak, onun parçası olmak. Onlar hep çok güzel yönleri. Aralarda mesela kötü hava olduğu zaman falan birazcık böyle aman Allah'ım işte bitse şu yolculukta şuraya varsak falan diyorsunuz ama limana girer girmez her şey bir anda bitiveriyor. Tekrar çok güzel hislere insan bürünüyor. Bundan sonraki projelerle ilgili arzu ettiğimiz bir şey var Ayça'yla. Bu çılgınlığın çok ötesinde kesinlikle arzu eden bir insanın yapması gereken bir şey. Çok korkutuluyor insan.